Hangi kitabı hangi çevirmenden alırsak daha kaliteli bir okuma yapmış oluruz serisine bugün Fransız edebiyatından devam etmek istiyorum. Biliyorsunuz ki Rus edebiyatındaki iyi çevirmenleri Nihal Yalaz Atalo'yu, Mazlum Beyhan, Ayşe Hacı Hasanoğlu, Atol Behramoğlu ya da dediğim gibi Rus edebiyatı çevirmenleri videosunda izleyebileceğiniz şekilde söylemiştim. Bu videoda da Fransız edebiyatındaki isimler olan Victor Hugo, Stendhal, Jean-Paul Sartre ya da İşte Balzac, Marcel Proust gibi ünlü Fransız yazarların çevirilerini hangi yayın evinden ve hangi çevirmenden alabileceğimizi söyleyeceğim. Ve bu videoların devamı gelecek. Yani önceki videomda da söylemiştim. Alman edebiyatı olsun, işte Latin Amerika edebiyatı, Uzak Doğu edebiyatı ya da başka tür işte Orta Doğu başka edebiyatlar olacak şekilde yine bu videolara devam etmeyi planlıyorum. O yüzden lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Videoya da beğeni atmayı unutmayın ki ben de bu videoları çekebilecek morale daha çok sahip olabileyim. İlk başlayacağım çevirmen aslında Rosa Hackman olacak. Çünkü Marcel Proust'un Kayıp Zaman dizinde serisini çok yakın bir zamanda bitirdim ve eğer bir kitabın üstünde Rosa Hackman adını görüyorsanız kesinlikle o kitabı alabilirsiniz diyorum. Çünkü Kayıp Zaman dizinde serisini gerçekten büyük bir özveriyle ve emekle çok yerinde ve kaliteli bir şekilde çevirmiş bir hanımefendi. Böyle isimlere sahiplik edebilmek gerçekten bizim için büyük bir onur ve gurur olması lazım. Hatta kendisi Oscar Wilde'dan da çevirileri mevcutmuş ve bunun yanı sıra Don Quixote da çevirmiş İspanyolcadan. Yani Rosa Hackman ismini Fransızca kitaplarının çevirilerinde kitap seçerken kesinlikle kullanabilirsiniz diyorum. Bunun yanı sıra Fransız Kültür Bakanlığı'ndan ödül almış bir çevirmenle tanıştıracağım sizi. Onun adı Nesrin Altınova. Victor Hugo ve Balzac çevirileriyle ünlü bu hanımefendi aslında Don Quixote da çevirmiş. Yani Rosa Hackman ve Nesrin Altınova arasında bir seçim yapacak olsanız ben çok zorlanırdım. Ama bendeki çeviri Rosa Hackman çevirisi, Yapı Kredi yayınlarından çıkıyor. Aynı şekilde Marcel Proust'un da Kayıp Zaman dizinde serisi yine Yapı Kredi yayınlarından çıkmakta. Ama eğer yani Victor Hugo, Balzac gibi kitapların çevirilerini almak istiyorsanız Nesrin Altınova ismi de sizin için çok yerinde bir tercih olacaktır. Bunun yanı sıra ben Victor Hugo'nun Sefiller adlı kitabını şu arkada da görebileceğiniz üzere muhtemelen yukarıda kalıyor ama olsun söyleyeyim. Sefiller kitabını ben Volkan Yalçıntoklu çevirisiyle İş Bankası yayınlarından okudum ve İş Bankası yayınlarından çıkmış olan bu 1700 küsür sayfalık tam metin gerçekten de benim çok şekilde ihtiyacımı ve hani kaliteli okuma deneyimimi karşıladı diyebilirim. Yani eğer Sefilleri alacaksanız Victor Hugo'nun İş Bankası yayınlarından çıkmış Volkan Yalçıntoklu çevirisini alabilirsiniz ama başka çevirileri anlatım bozuklukları ve bazı sorunlar içeriyor denmiş. Fakat ben yine de Volkan Yalçıntoklu'nun Sefiller adlı çevirisine referansım arkadaşlar. Şimdi başka bir isimden bahsedeceğim size ve bu genelde şiir alanında olacak. İlham Berk'i biz genelde Fransız şiirlerinin çevirmenliğini yapan kişi olarak tanırız ve Fransız şiir antolojisi de aslında onun ne kadar iyi çevirilik yaptığının göstergesidir. O yüzden de İlham Berk ismini de eğer bir şiir çevirisinde ya da başka çevirilerde görüyorsanız kesinlikle tercih edebilirsiniz diyorum. Bütün bu isimlerin yanı sıra Erdoğan Alkan ismini de yine şiir çevirisinde tercih edebilirsiniz. Çünkü şimdi şiir çevirisinde şöyle bir şey vardır. Şiir çevirmek o kadar kolay bir şey değildir. Çünkü hem uyak ve kafiye düzenini Türkçe'ye aktarmanız gerekiyor. Hem de anlamı bozmamanız gerekiyor. O yüzden size Erdoğan Alkan adıyla çok böyle kaliteli bir çevirmen önermek istiyorum. Bu da Verlaine ve Nerval adlı Fransız lirik şiircilerinin, şairlerinin çevirilerini yapmış bir isim. Yani bir şiir kitabı alacaksanız ve Fransız edebiyatından olacaksa bu Erdoğan Alkan adını kesinlikle tercih edebilirsiniz diyorum. Aynı zamanda gösterge bilim ve yapısal bilimcilik adında çalışmalarla tanıdığımız ve Marcel Proust üzerine gösterge bilim alanında kitaplar yazmış Mehmet Rıfat adını da Fransız edebiyatı çevirmenliği dalında tercih edebilirsiniz diyorum gönül rahatlığıyla. Bunların yanı sıra önerebileceğim yine daha az önemli çevirmenler var. Bunları da tercih edebilirsiniz. Yani İsmail Yerguz mesela yine Don Quixote'u çevirmiş ve başka çevirileri de mevcutmuş. Yani İsmail Yerguz da kaliteli bir çevirmendir arkadaşlar. Bunun yanı sıra Bertan Onaran ismi de yine iyi bir çevirmen denmiş okur çevreleri tarafından. Ya da
Ali Cevat Akkoyunlu yine Almanca, İngilizce, Fransızca çevirmenliği yapıyormuş. Ve bu okur çevreleri tarafından yine iyi bir çevirmen olarak yansıtılmış. Yani zaten bu çevirmenler arkadaşlar genelde Fransız edebiyatı, Alman edebiyatı, pardon, İş Bankası yayınları, Can yayınları, İletişim yayınları ya da Yapı Kredi yayınları gibi Türkiye'nin büyük ve kaliteli yayın evlerinden çıkıyorlar. Ya da başka isimler söyleyecek olursam size, Mina Urgan mesela, yine onun da kaliteli çevirileri var. Ama bazıları şüpheyle de yaklaşmış. Aynı Volkan Yalçıntoklu gibi. Ya da Samih Tiryakioğlu da yine iyi çevirileri var. Ama şüpheyle yaklaşmamız gereken çevirileri de var denmiş. Bunun yanı sıra Sabahattin Eyüboğlu mesela, Rusça'da benim çevirileri olan evde kitaplarım var Rusça'dan. Ama Fransızca mı Rusça mı çevirileri almamız gerekiyor derseniz, bilmiyorum, hani biraz bu konuda farklılaşıyor okurlar diyebilirim size. Eğer bütün bu isimlerin yanında böyle Birsel Uzma, Cemal Bali Akal gibi isimler görüyorsanız arkadaşlar, onlar da iyi sayabileceğimiz çevirmenlerdendir. Fakat Tahsin Yücel adını çok duymuş olabilirsiniz. Fakat okur çevirileri tarafından Tahsin Yücel çok büyük eleştirilerle karşılaşmış bir isim. O yüzden hani Fransız edebiyatından bir kitap alırken Tahsin Yücel ismiyle karşılaşıyorsanız biraz mesafeli olabilirsiniz. Yani Rosa Hakman, işte İsmail Yerguz, Bertan Onaran, Ali Cevat Akkoyunlu, İlhan Berk, Erdoğan Alkan, Nesrin Altınova, yine Mehmet Rıfat gibi isimler görüyorsanız bu isimlerin çevirilerini gözünüz kapalı olarak alabilirsiniz. Fransız edebiyatı gerçekten de çeviri açısından önemli bir edebiyattır. O anlam bütünlüğünü ve o kelimeler arasındaki uyumlara ve kelime oyunlarına dikkat edebilmek açısından bu çevirmenlerden alırsanız sizin için daha kaliteli ve verimli bir okuma olacağını düşünüyorum. Zaten bu çevirmenleri de daha çok böyle yani bilinçli okuma yapmak isteyenler için söylemiş bulunayım. Umarım siz de bu çevirileri, bu çevirmenleri ve yayın evlerinden tercih yaparak okumalar yaparsınız. Dediğim gibi bu tür videoların devamı gelecektir. Alman edebiyatı, Uzak Doğu edebiyatı ya da İskandinav edebiyatı ya da başka çeşitli edebiyatlardan çeviri olanlar gelecektir. İngiliz edebiyatı da gelecektir. O yüzden bu tür videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanala lütfen abone olun ve bu videoya da beğeni atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın ve alıntılarla kalmanızı istiyorum. Kitaplarla geçireceğiniz güzel bir gün olsun ve kendinize iyi bakın.